Kapıönü Sohbetleri başlıyor. Kayıt akıyor, Kayıt akıyor şu anda. Akıyor. Başlıyorum. sen. Bugün ben başlayayım artık. Tabii ki de. Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz diye şaka yapıyorum. Sen bunu çok seviyorsun Hep ya. Hep yapıyorsun ama bu şakayı. Artık yani kapak tadı vermeye başlayacak izleyicilerim. Her defasında gibi. yiyorsun. Yani... Yemiyorum ha. Ben bunu hoşlanmıyorum ve tepki gösteriyorum. <gülüyor> <ha>. <gülüyor> <gülüyor> Burak oyunda gibi. Evet. evet. Bugünkü konumuz diyet miydi? Yok. Yok. Sen karıştırmaya da başladın. Kaçıncı bölüm bu arada bu? Alt ya da yedi. Altı bilmiyorum ben de bilmiyorum. Fark etmedim evet. o kadar. Ben yaşlandım oğlum artık. Yani senin hatırlaman lazım bunları. Doğru söylüyorsun. Evet. Evet 7 ya da 6. bölümdeyiz. Bugün konuşacağımız konu trafik. Evet. Mikrofon çok üflüyormuşum gibi geliyor ben. Üflüyorsun zaten ama çok problem değil. <laughs> Alışamadım daha mıdır? Yani o çok problem değil yani yapabileceğimiz bir şey yok. O üfleme sesi de güzel alttan gelen bu derin ses. O da hoşumuza gidiyor yani. Benim gidiyor Benim, yani. Benim benim gitmesini çok büyük artısını görmezsin ama en azından başka insanların gidiyordur. <laughs> evet. Benim trafik, çok geliyorsun bakalım. Trafikle alakalı e, evet geliyorum. E, çok seviyorum seni çünkü. Teşekkür ederim ben de seni çok seviyorum. <laughs> bu iltifat böyle mi birbirimize? <laughs> öyle olsun o zaman. Yani gerçek olmayan şeylere iltifat diyorlar. Benim için gerçek olduğu için çok iltifat değil. Allah diyeyim Allah öyle mi diyorlar? Kim evet. diyor bunu? Yani öyle duymuştum herhalde. Bilmiyorum. Çok emin olmadığım konular üzerine niye bu kadar duruyorum? Kulaklığın yani. çok güzel. Kulaklarım mı çok güzel? Kulaklığın. Ha teşekkür ediyorum. Senin de çok, çok Değil. güzel. Değil. Trafikle ilgili ilk önce senin görüşlerini bir alalım. Abi trafikle ilgili görüşlerimi tabii ki de alabilirsin. Ben trafik hakkında böyle konuşmak istiyorum. Trafikte bence acelemizin olmaması gerekiyor. Yani bence ana kural bence bu. Acelemizin olmaması gerekiyor. Çünkü acele bir şeyimiz olduğunda ya bir arıza ya da bir olaya karışıyorsun. Aslında genelleyebilirsin bu acele olayını ya. Acele etmemek lazım. Ama trafikte ekstra bence acele etmemek lazım. Sence? Abi insanlar zaten çok gergin. Ondan dolayı zaten çok dikkatli olmak gerekiyor bu trafikte. Hatta diyeti çektiğimiz an Mehmet de öyle demişti. Yani uh -huh. arabadan inmeyin, sakin olun falan diye. Buna çok Aynen. benzer bir konuydu o. En fazla bir iki dakika falan... Daha hızlı gidiyorsun yani bir yarım saat erken gitme gibi bir ihtimalin yok zaten. Kaç kilometre evet. yapar İstanbul için de. Şehirlerin içinde... arası yapsam bile maksimum fark edeceği bence 20-30 dakikadır ya. Evet, tabii yani bir sirkülasyonda hani sürekli atıyorum 120-130'a gidiyorsan evet doğru. Ama şehir içinde yani 80'den 90'a çıkmışım bir makas atmışım bilmem ne falan filan anca can bir Video oluyor. var yani zaten bunun arkasındaydık diye bir. Ha yani. <laughs> zaten evet. öyle oluyor gerçekten çok saçma herkesin ailesi var, şeysi var, o var, bu su var, sevdikleri var. Yani çok lüzumsuz bir... En son yaşanan bu caddedeki olayı gördün mü? Yok ne o? vale, Chevrolet bir arabayı perte çıkarmış. Vale mi yapmış bunu? Tabii. Park ederken mi yoksa Yok, takılmış? Yok canım yan, takılıyor canım yanlıyor arabada. Video var zaten. Ya, bir i̇şte ben çekeyim. niye valelere vermiyorum arabayı? Ya seninki A, A3 yani bu araba Bebeş milyonluk altı milyonluk bir araba. Olsun abi benim işimde 1 milyon çok evet, para. Evet aslında çok para ama <laughs> şimdi şöyle düşün sen o arabayı aldın tamam ama bir Chevrolet aldığında arabanın tarzı da diğer arabalara göre biraz daha farklı bir spor araba olduğu için daha çok değer veriyorsun haliyle. Yani. E herhalde. tamam okey. Ben şimdi demeyeyim burada ben valeye vermem arabamı diye. Çünkü ben veririm. Bence veririm yani. Çünkü benim o zaman veririm. Uğraşmak istemezsin. Acelen olur bir şey olur. Valenin gidip bu arabayı hani gezmeyi ben geçtim. Her vale geziyordur belki. Hani belki yapıyordur. Ben vale olsam <laughs> yaparım. Açık oluşmak gerekirse ama. Yattı da yanlamak ve arabayı vurup pert etmek çok büyük. Trafik deyince bu aklıma geldi. Ne zaman çok etkilendim bu olaydan açıkçası ya. çünkü GTA zannetmiş hayat o arkadaş. Bu arada gerçekten yani arabanın sol tarafı bayağı pert yani. 5 milyon. 5 milyon iyi para. Yani nasıl öder hiçbir fikrim yok. Bir laf var ya akılsız başın cezasını ayaklar çeker diye bazılarının ikisi de kafası çekiyor. ve Bir de bir laf daha yani. var ya. Ne o? Emanetin canı götür. Güzel evet bence de orasındadır. Ee, çok mantıklı. Hı hı. Benim için trafik e, şu anlama geliyor. Yani hayatımızdan çalınan en büyük zaman gibi geliyor yani. Anladın mı? İstanbuldayız. Ben evden işe, işten eve mesela 40 dakikada gittiğimde o oh, çok hızlı geldim ya falan diyorum şu anda. Hayatından çalınan. Evet doğru ama çoğu zaman çok yapacağın aktiviteden de çalıyor. Tabii her şeyden Arkadaşlarınla çalıyor. Arkadaşlarınla görüşeceksen yani. erken kalkmana sebep oluyor. Evet. Uyuyacaksan erken uyanıp yola çıkmana gerekiyor. Evet. Oradan çalıyor. Evet. Tabii toplantı yapıyorsan o gününü kapatman gerekiyor. O toplantı varsa o gün kapanıyor. Neden? Çünkü bir saat erken yola çıkacaksın. orada toplantı yaptıktan sonra da bir saat erken yola çıkacaksın. E tabii. Hani bir de biz Kavacık'ta çalıştığımızı hesaba katarsak yine karşıya geçmemiz falan diğer yerlere göre biraz daha kolay bizim. Yani evet öyle ama neticede burada da çok bir trafik sirkülasyonu var yani ve insanlar çok gergin. Kesinlikle. Gerginliği seni zaten mutlu yani sen zaten mutlu olmuyorsun bir yerden bir yere giderken. Bir de milletin gerginliğini çekmek zorundasın ya. Ayrı bir şey. Özellikle minibüsçüler, motokuryeler önüme makas atanlar. öyle yani. Kuryeler hakkında ben çok kötü şeyler düşünmüyorum ama bence bir şey yapılmalı yani. Bu konuya bir el atılmalı bence. Bir kanun mu çıkılacak ne çıkacak? En son çıktı bu işte taahhüt süreleri kapandı öyle bir şey yok artık. İşte yemeğiniz 20-30 dakika içerisinde sizde Yapmıştı bunu bir ara. Yarım saat. O zaman başladı evet bu olay. Domino's başlattı evet, bunu yani. Evet. Domino's zaten. Ki artık şeye de döndü bu. Son zamanlara zaten yağmurlar. Bu kış çok böyle güzel yağmur yağdı diye söylüyorum. Çok da güzel yağmadı ama yoğun evet. yağmurlar yağdı diye söylüyorum. Teslimat süresi 90 dakikaya çıkarılıyor zaten otomatikman. Konuştuğum insanlar da var kurye. Trendyol kuryeleri. Bunlar da mesela şey diyorlar. Şu anda ben yağmur damlası yeryüzüne düştüğü gibi sistemimi kapatıp evde oturma lüksüne sahibim. Çünkü Trent bunu vermiş mesela. İnisiyatifi göstermiş buriyelerine. Ama şimdi hepsi burada öyle midir? Şimdi N11 çıktı yeni. N11 getirdi. Migros öyle midir bilmiyorum. Ama Domino's zamanında 30 dakika geçerse biz Zambe bedava diye bir kampanya başladıktan sonra bu hep yarım saat yemeği sende. 5 Abi 10 sadece 10. firmalarla alakalı değil bu bu onu kullanan kişilerle de çok alakalı. Geçen eve gidiyoruz arabada eşim var çocuğum var. Bir tane iş kamyonu şey yapmış yolu kapatmış gidiş geliş iki şeritli bir yoldu. Hı hı. Mecbur birileri birilerine yol veriyor sürekli Tabii. bir, bir sürkülasyon oluyor falan. Allah'tan ben benim arabada da şey var kayıt cihazı var da teknik olarak Hangisi daha öndeyse o diğerine yol vermek zorundadır değil mi? Yani çünkü hı hı. çıksın ki ben de gideyim. Hı hı. Yani zorundadır da değil. Yani bu mantık bu şekilde işlemesi lazım. Ben kamyonu geçmişim. Artık çıkmak üzereyim. Motorcu üzerime sürüyor. Ve böyle düşüyormuş gibi şey yapıp bana arkadan bağırdı sen ne yapıyorsun diye. Abi bak şaka yapmıyorum. İki saniye bile değil. Bir saniye daha dursa ben zaten kamyonun arkasından geçeceğim. O da normal yolundan insan gibi gidecek. Yani bu kişilerle de çok alakalı bir şey ben ne yaptım? Hiç umurumda bile değil yani. Devam etti. Evime Yok zaten yani. umurumda olmaması gerekiyor ama kuryelerde bir gerginlik var yani. Yapmasın bu, abi. Bu konu ya şu nokta şu noktaya geliyor olayda. Yani o mesleği niye seçtin? Ya tamam. Çok para kazanıyorlar. Çok para çünkü, kazanıyorlar. Evet. Aşırı para evet, kazanıyorlar Gerçekten yani. çok para kazanıyorlar. Ve bir de artistlik yapıyor yani. Anladın mı? Çok saçma değil mi? Yapma abi o zaman. Yani evet, evet bir anda kendini baron gibi hissetmenin bir anlamı yok ki. Ta bu arada çok saçma baktığında da yani ne kadar böyle sağlıklı motokuruya var diye baktığında. hiç yok hiç yok abi hiç hiç ben ekipmanlı bir motokuruya uzun zamandır görmüyorum o çok uzun zaman oldu yani ben üzerinde Trent yolun veya herhangi bir dağıtım şirketinin verdiği mont haricinde bir motor ekipmanlı korumalıklı montu olan bir kuruya çok uzun zamandır görmüyorum. Mesela Uber kurye kullanıyorum bazen. Özel işte bir şey alacağım zaman, bir ürün bir yerden bir yere gelmesi gerektiği zaman, benim zamanım olmadığı zaman gitmeye. Uber kurye kullanıyorum. Abi bir kurye geliyor. Hani motoru da güzel ve her şeyi eksiksiz tamam. Hani interkomu falan var. Adam kendi hayatına veriyor. da başkasına da, da değer veriyor Aynen öyle Saygılı abi. Adam yani. Bir de paket taşıyor. Bir yemek taşımıyor. Bir acelesi yok. Tamam hani oradan belki rahat ama benim de bu paketin Uber'in bana verdiği sürede gelmesi gerekiyor. Yani şimdi 5 saat sonra gelmesin yani o, o 20 kilometrelik yolu. Abi benim hayatımı ya da herhangi bir insanın, herhangi bir insan evladının hayatını tehlikeye atmayacaksa benim paketim geç gelebilir. Evet geç gelebilir. Bu ne ya anladın mı çok saçma yani hani evet. altı üstü yaşayıp gideceğiz yani anladın mı ne? ne olayınız ne yani trafik olayı o yüzden bana çok saçma geliyor İstanbul bu konunun en kötüsü bence ya Ankara ile de gördüm. Ankara'daki sürücüler çok garip yani şimdi Ankara'lı arkadaşlar... <laughs> Bana tepki gösterebilir İstediğini, ama gerçekte yok bak. rahatlıkla söyleyebilirsin çünkü bak 06 41 ondan sonra e, 07 böyle gördüğüm zaman mutlaka yönümü değiştiririm abi 06'lar ben en son bir Ankara seyahatinde bana demişlerdi mesela yakındakiler yakınımdakiler demişlerdi ki Ankara'nın trafiği biraz gariptir biraz saçmadır falan ben pek kale almadım. Yani ne kadar garip olabilir abi anladın mı? Trafik sonuçta her yerde saçma saçma kuralları olan kendilerince. Abi Ankara'ya gittim. Kırmızı ışıkta durdum. durduk Yeşil ışık yandı. Devam edeceğiz. Devam ettik. Ulan bir araba gitmedi. Abi araba kırmızı ışıkta durduğumuz yola park etmiş. Park etmiş yani. Araba oradan duruyormuş. Yolda böyle hani gidersin. <laughs> girişi kaçırırsın geri geri gelirsin falan ya. İstanbul'da yapanlar çok var emniyet şeridinin orada yolu kaçırıp geri geri giden falan Ankara'da herkes bunu normalmiş gibi yapıyor burada da normal gibi yapıyorlar ya yani ben çok denk geliyorum ona ya burada en azından biraz daha korkarak yapıyorlar çünkü arkadan düdük basıyorlar işte korna basıyorlar ya. falan <laughs> temde ben de görüyorum ama şunu söyleyeceğim abi Ankara'da şeyi gördüm döner var ortada bir tane kadın girdi abi dönerde şimdi kadın sürücülere de burada saldırmak yok musun annem en şoför babamın ehliyeti yok annem şoför bu konuya da geleceğim Bazı çok iyi bu arada. Evet. Dönerden böyle kadın döndü bir kere. Sonra böyle ne yapacağını unuttu. İki, bir kere daha döndü. Sonra döndü. Böyle kaldım diyorum böyle. Bir kere döndü. ben dedim ne yapıyor? Yanlasaymış keşke. Ankara onu bekliyor anladım <laughs> Anladın mı? Hani böyle bir anda kırıp böyle bir diye dönmeye başlayacak sandım ama girişi herhalde hatırlayamadı. Kaçıncı çıkış falan hatırlayamadı. Bir iki kere döndü böyle. İkinci de hop girdi yoluna devam etti. Çok garipti yani. Ankara benim için çok şey bir tecrübeydi yani. Bana gerçekten bir şeyler kazandırdı. Trafik konusunda çok şaşırdım ya. Yani doğru. Doğru trafik olmayan bir yerde yaşamak isterdim açıkçası. Benim babam mesela araba kullanmayı çok sevmez. Araba kullanmayı bilmez. Babamın arabayı kullandığını görmedim ben adam çünkü. Yani şoför koltuğuna oturduğunu görmedim ben babamı. İşim olmaz. Cevabı yani şey, cevabı da işim olmaz. Niye işim olsun? Anneme söylerim? Annen beni bir yerden bir yere götürür mantığıyla Mis bakıyor. Biz de de benim için yapıyorlar onu işte. Evet. Evet ya annem de ehliyetini 2009-2010'da falan almıştır. Ee, annemlerin de annem bana hamileyken trafik kazaları var mesela. İşte bayağı benim erken doğması ve bulan bir trafik kazası falan aslında travmatik trafik trafik kazası ama annem hep araba kullanmaya biraz daha geride duruyordu araba kullanmaya. Ama zamanla annem ehliyet aldıktan sonra böyle zamanla ısınmaya başladı işte. Araba kullanıyor, arkadaşların arabalarını kullanıyor işte. Ver deneyim unutmuş muyum acaba gibisinden. Sonra babam dedi sana araba alalım araba aldık. Annem bayağı kullanıyor. İlk zamanlar işte böyle tırların yanından geçerken bir şey oluyordu falan. Şimdi otobandan tırların yanından geçerken selektör atıyor 150 ile geçiyor. <laughs> 150 değil 130. E, peki sence trafik neden oluyor abi? Abi trafik neden oluyor biliyor musun? Acele oluyor abi trafik? Bir de şey ya nasıl anlatacağım bunu ki Abi, bağlantı yoluna erken girmek isteyen kuruları bütün trafiğin anası ödersin. Çünkü bak sen orada o bağlantı yoluna erken girmemeyi seçersen ve bizim aramıza katılırsan biz zaten bağlantı yoluna zamanında gireceğiz abi. Evet. Sen oradan girdiğinde onun arkasındaki fren yapıyor. Onun arkasındaki fren yapıyor. Arkasındaki... Trafik abi bu saçmalıyor yani. Çünkü en önde yapılan bir hareket 5 kilometre önceyi etkiliyor abi. Evet. Ya bunu yapmamıza gerek yok abi, anladın mı? Sürekli şerit değiştiriyor. Evet işte. ya şerit değiştirme Tamam şerit değiştirirsin Ona artık okey Sürekli Değiştir yok. ya bir şey olmaz Sürekli değiştirsen trafik olur zaten ama Normal şerit değiştirme Onu yap Okey ama 3 şeritli bir yolda abi 4. şerit var 4. şerit ayrım böyle Hani bu bağlantı yollarının yanındaki Üçgen beyaz çizgiler var ya Oralara elektronik denetleme sistemi kuruyorlar abi Kamera Bazı yerlerde İstanbul'da var O beyaz çizgiye lastiğin değdiği anda Ceza yazıyorlar sanık plakana Daha fazla yapmaları lazım Bazı yerlerde var Ne bileyim bu teknolojik destek mi vermiyor bu devlet Ne yapıyor anlamadım ama Bilmiyorum daha fazla ve daha fazla cezalar <laughs> Abi ben yani, arkadaşım evet. yedi bunu cezayı o beyaz çizgiye basmış giderken dedi baktım dedi şık yaptı dedi EDS dedi böyle bir cihaz şık yaptı. radar Gülümseseymiş. Şey... Aynen öyle yani gülümse çekiyorum yapmış bayağı. E-Devlet'e giriyor ceza düşmüş zaten 2 kilometre sonra çevirmişler trafik cezanız var abi, bir haberiniz olsun diye. İyi olmuş iyi daha fazla cezaya bin lira evet, atıyorum abi. sallıyorum 10 bin lira. Kesinlikle onlar. ben trafik cezalarının zaten çok caydırıcı olduğunu düşünmüyorum ya. Neresi abi caydırıcı değil ki. Yani hiç değil. Olsa zaten bu kadar yapamazlar. Abi Someli Cumhurbaşkanı'nın oğlunu gördün işte geldi motorcu öldürdü. Evet o adaletli olan bir zaten kısım. Yani o apayrı konuşulması gereken bir konu. Adamın hiçbir günahı yok. Bir de iki tane çocuğu varmış galiba bilmiyorum tam. Yani Ben, ben o kadar araştırmadım. Yani bu, bu arada ölüm, istemedim. Bu arada evet. ölümlerin yani adamın çocuğu varmış ailesi varmış bunlar konuşulacak şeyler değil bence. Çünkü bir insan canı gitmiş yani. Değil ama sonuçta yani bir cana kıyıyorsun ve arkasında bir sürü şey bırakıyorsun. Kesinlikle abi. Yani bu düşünce tarzında herkes başına gelmeyeceğini zannediyor ya. Yani. O yüzden bu kadar rahat bu insanlar. Ben de son sözümü söyleyerek bitirelim derim. Benim de tavsiyem hiç kimseye bulaşma. Ben de sinirleniyorum bu arada. Hani... Ben de sinirleniyorum. İçeride sinirleniyorum abi ben. Yok bazen kendimi tutamadığım da oluyor. Ama tutmak lazım. Kendimi çok telkin ediyorum. Herkese de telkin etmesini tavsiye ediyorum. Çünkü ne kural var ne nizam var. Yani şu an gördüğüm kadarıyla ne kanun var. Çünkü millet silahlanmış şey yapmış. Yani saçma sapan hareketler var. E, kimin ne yapacağı belli olmuyor. O yüzden 10 dakika geç gidin abi. Sevdiğinize sarılabilin, kavuşabilin. Evet, yani, abi yani. en önemlisi benim için o. Yani trafik mi var? Tamam. Acele edersen bir sıkıntı çıkar zaten midir. Evet. Ya bir şekilde bir sıkıntı çıkar. Ya. Sıkıntı seni bu hızlı koşan edersen. atın boku düşer seyrek... Acele şeytan karışır. <laughs> bu atasözü bir... ve deyimler bölümü oldu bu birazcık evet, ama olsun. Ama i̇yi oldu. İyi Sürü oldu. oldu. <laughs> Trafiğin dönemi 4 takta attıktan sonra öğrendim. Trafik kazası geçirdim. Dedim ki hayat gerçekten bu kadar ucuz değil. sağ çıkınca öğrendim. Yani sağ çıktığımı bir beş dakika sonra zaten idrak edebildim. Evet. Öldüm mü, kaldım mı? Tabii olayı yani. çözemeyince. Tabii 4 dakikada hafif bir kaza olmayınca Gerçekten dedim ki trafikte acelemin olmadı olması lazım ve her şeyi bilerek ve görerek yapmam gerekiyor. Yani gerçeklik algısıyla yapmam gerekiyor çünkü biraz alkolüydüm. o zaman benim dönüm noktam. Alkolü de ona göre o zamanki hayatıma göre biraz daha seyrel. Araç kullanmıyorum alkolü. Alkolü araç kullanmıyorum. 2-3 bira içip alkolü araç kullanan çok insan var. Ben alkollü araç kullanmıyorum deyip iki tane bira içip iki tane bira içip bir şey olmaz. Ehliyetim de gitmez. Bir şey de olmaz. Ben kullanayım şuradan zaten şuraya gideceğim. İşte umarım, abi. umarım yakalanırlar Umarım yakalanırlar. <laughs> umarım ben de yaparsam yakalanırım ama zaten bir bira içtiğimde bile arabam varsa arabamı olduğum yerde bırakıp taksiye binip gidiyorum. Yani artık bu benim için net ve keskin bir kural yani. Tavsiyem de kimseye bulaşmayın abi yani. Aynen. Dışarı çıkmayın arabanızdan ya. Bir şey olduğunda dışarı çıkmayın. Olabildiğince gaza basıp müsait Aynen. bir yoldan rotanızı değiştirip Aynen. gideceğiniz yere gitmenizi tavsiye ediyorum. Rotanız oluşturuldu. İyi yolculuklar diler. Haftaya görüşmek üzere arkadaşlar. Görüşmek üzere. Kapı önü sohbetleri başlıyor.